düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Akşamlar değerli izleyenler, bugün 29 Haziran Çarşamba ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız, hoş geldiniz. NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasında dörtlü zirve gerçekleştirildi. Türkiye o görüşmeden istediğini alarak çıktı. İsveç ve Finlandiya NATO'ya girebilmek için Ankara'nın taleplerini kabul etti. Türkiye kararlı duruşundan taviz vermedi. İsveç ve Finlandiya Ankara'nın istediğini yaptı. Madrid'deki dörtlü zirve İsveç ve Finlandiya'ya NATO'nun kapılarını açarken Türkiye'nin terörle mücadelesini bir adım daha ilerletti. İspanya'nın başkenti Madrid, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO'nun katıldığı dörtlü zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o toplantıda masadaydı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci dörtlü zirvede Türkiye'nin onayıyla resmiyet kazandı. Türkiye bir kez daha çıktığı yoldan geri dönmedi. Dörtlü toplantıdan istediğini alarak çıktı. İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin isteklerini yerine getirmeyi yazılı olarak kabul etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye tam destek sözü verdiğini, PKK, YPG ve FETÖ'yü desteklemeyeceklerini belirtti. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı. Madrid'deki mutabakat dünya basınında da geniş yer tuttu. Çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları manşetlerine Türkiye istediğini aldı diye yazdı. NATO Liderler Zirvesi'nin 32.si Madrid'de yapıldı. Zirve sonrası yayımlanan bildiride İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine davet edildiği belirtildi. NATO Liderler Zirvesi başladı. Birçok konu gündeme gelecek ve çözümler aranacak. NATO Liderler Zirvesi'nin 32.si Madrid'de toplandı. Türkiye, Finland and Sweden have signed a memorandum. Bu kapsamda NATO üyesi devlet ve hükümet başkanları zirvede bir araya geldi. Liderler hep birlikte podyuma çıkarak aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından ilk oturum yapıldı. Açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı. Zirvede bir araya gelen liderlerin gündeminde Ukrayna Savaşı ve NATO'nun genişlemesi vardı. Zirvenin ardından bildiri yayımlandı. NATO'nun açık kapı politikasına bağlılığın edit edildiği bildiride, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeleri olmaya davet etme kararı aldık ve katılım protokollerini imzalama konusunda anlaştık ifadeleri yer aldı. Liderler bildiride birlik ve dayanışma mesajı vererek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik adımına Rusya'dan tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına olumsuz yaklaşıyoruz dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımına Rusya'dan tepki gecikmedi. NATO'nun Avrupa'nın güvenlik mimarisini tehdit eden sorumsuz rotasını kınıyoruz denildi. NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin haklı tepkisiyle karşılaşmıştı. Terör örgütleriyle ilişkilerinin kesilmesini istemişti Türkiye. Bu konuda da oldukça dirayet gösterdi. İsveç ve Finlandiya, kararlı duruşun ardından Türkiye'nin şartlarını kabul etti. İmzalanan mutabakat kapsamında iki ülkeden 33 teröristin iadesi yapılacak. İki ülkenin NATO'ya üyelik adımına Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, NATO'nun genişlemesinin istikrarsızlaştırıcı bir faktör olduğunu söyledi. NATO'nun Avrupa'nın güvenlik mimarisini tehdit eden sorumsuz rotasını kınıyoruz, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına olumsuz yaklaşıyoruz, açıklamasını yaptı.
Benzer bir açıklama da Rusya Federasyon Konseyi'nden geldi. Senatör Andrei Klimov, İsveç ve Finlandiya'nın tarafsız statüden çıkmalarının kendi topraklarında sorun yaratacağı yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan maddenin çıkarılmasını istemişti. Bir önergeyle o madde ek bütçeden çıkarıldı. Yeni harekatlara başlayacağız. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle seslenmişti. Cumhurbaşkanlığı ödeneği ek bütçeden çıkarıldı. Vatandaşı ve taifesine. Bu sözlerim özellikle... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 bütçe görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Görüşmeler sırasında bir önergeyle düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan, Cumhurbaşkanı ödeneğinin %20,2 artırılmasına ilişkin ifade, 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini kabul edilen önergeye göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleriyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ekonomik kodlarını içeren tertiplerle başlangıç ödeneklerinin %40,5 oranında ödenek eklenecek. Buna bağlı olarak maddeye bağlı cetvelde yer alan tutarlar da değiştirilecek. Tüm işçilerimizde, emeklerimizde inşallah paylaşma fırsatını bulacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi dokunulmazlık fezlekelerini görüşüyor. 11 milletvekiline ait 16 fezleke Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündeminde. Haluk Koç, Ankara Milletvekili İmam Hüseyin. 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda. Meclisteki dokunulmazlık fezlekeleri her geçen gün artıyor. Son olarak polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında bir fezleke hazırlandı. Böylece 11 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık fezlekesi meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu'na sevk edildi. 4. maddesinin 4. fıkrası uyarınca. Son gelen fezlekelerle birlikte meclisteki dokunulmazlık dosya sayısı 1500'e yaklaştı. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda kabul edildikten sonra genel kurulda oylanacak. CHP'de meraklı bekleyiş sona erdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti. Telefon konuşmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Yapılan tartışmaların sonunda partisinden istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu eski eşiyle telefon görüşmesi yaptı. Eski eşin bu görüşmeyi paylaşması sosyal medyada yankı uyandırdı. Büyük tartışmaya neden olan olayla ilgili CHP'den açıklama geldi. Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztürk yaptı. Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz diyerek Erdoğdu'ya istifadan başka seçenek bırakmadı. Ve karar verildi. Aykut Erdoğdu ile Tuğba Torun Erdoğdu istifa etti. CHP tarafından istifaya yönelik açıklama geldi. Açıklamada, Sayın Genel Başkanımız yaşanan süreçle ilgili kararı kendi takdirine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler, denildi. Asgari ücret komisyonu bir ilke imza atarak yıl ortasında ara zammı görüşmek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sonucun yarın belli olabileceğini söyledi. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bunun için bir ilke imza atıldı. Asgari ücret komisyonu ara zammı görüşmek üzere yıl ortasında toplandı. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı asgari ücret komisyonu. Toplantı öncesi Bakan Vedat Bilgin açıklama yaptı. Yani enflasyon var ama biz
üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız, enflasyonu aşacağız. Döviz üreterek. Bilgin asgari ücret konusunda karar için yarını işaret etti. Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Milyonlar bu açıklamayı beklerken ne kadar bir zam yapılacağı merak ediliyor. Bu konuları bu sene içerisinde tamamlarsak ben bundan kamuoyu da ben de. Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu uzman çavuş Abdullah Bayram şehit oldu. Diyarbakırlı şehit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Hain teröristler taciz ateşi açtı. Uzman çavuş Abdullah Bayram şehit oldu. Ateş bu kez Diyarbakır'a düştü. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyon bölgesine hain terör örgütü PKK mensupları taciz ateşi açtı. Uzman çavuş Abdullah Bayram açılan ateş sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı helikopterle memlekete Diyarbakır'a götürüldü. 7. Kolordu Komutanlığı'nda hüzünlü bir tören düzenlendi. Yiğidim aslanım! Yiğidim aslanım! Şehidin cenazesini silah arkadaşları taşıdı. O sırada kalabalık grup kahrolsun PKK sloganları attı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Abdullah Bayram gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yerel yönetimlerde ilk akla gelen isim Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oluyor. Başkan Sekmen, Haziran ayında yapılan bir ankette Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin en iyisi olduğunu bir kez daha tescilledi. Yapılan bir ankette Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçildi. Bunu yaşıyoruz ya, devletimiz bunu %83. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, örnek çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Yerel yönetimlerin adeta marka ismi olan Başkan Sekmen, yapılan anketlerde de öne çıkıyor. O anketlerden birini Sonar Araştırma Şirketi yaptı. Haziran ayını kapsayan ankette Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı soruldu. Başkan Mehmet Sekmen, %58,8 gibi ciddi bir oy oranıyla ilk sırada yer aldı. 100 metre ileride daha suyu alıp sağlam olmak istiyor. Ankete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sekmen, ülkemizin en seçkin kentinde hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelerimizin Türkiye'nin dört bir sathında örnek gösterilmesi bizlere ayrı bir gurur veriyor. Dadaşlar diyarında elde edilen bu başarının anketlere de yansıması çalışma azmimizi güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. Ankete katılanlara da teşekkür etti. Başkan Sekmen, yatırım bütçesi kullanımında üst üste 3 kez, COVID-19'la mücadelede de 2 kez Türkiye birincisi olmuştu. Öte yandan ilçe belediye başkanları arasında da bir anket yapıldı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da Türkiye ikincisi oldu. İşleri zor bir ilçesi. Bugün Tekman'ın bir köyünden. Erzurum İl Müftülüğü toplumun her kesimine hitap eden çalışmalarını tanıtmak için Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda din hizmetleri tanıtım günü düzenledi. Geniş kitlelere ulaşmak amaçlanıldı. Yıl boyunca gençlik merkezlerimizde ve okuma salonlarımızda ortaokul, lise ve üniversiteye giden öğrencilerimize yönelik haftalık, aylık çeşitli programlarımız var. Dini bilgiyi sunarak bilinçli bireylerle, aile olmanın sorumluluğunu taşıyabilecek bilinçli bireylerle sağlıklı ve huzurlu toplum oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bizler de Erzurum Müftülüğü olarak engelli kardeşlerimize manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti yapıyoruz. Maksadımız il müftülüğü, ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla yapılan bu hizmetin daha geniş kitlelere ulaşması. Her kesime hitap edebilmek için yola çıkıldı. Açılan standlarla tanıtım yapıldı. Vatandaşlar bilgi aldı. Erzurum İl Müftülüğü çalışmalarını daha etkin hale getirdi. Bu ailemde bir engelli var, kitabı. Bu da engelli kardeşlerimize bir kişinin nasıl davranması hakkında yol gösteriyor. Ve görme engelli kardeşlerimiz için hazırlanmış bunlar da. Şöyle içini de göstereyim. Noktalı. Bunların her noktasının bir anlamı var.
Arapça Braille alfabesi. Erzurum İl Müftülüğü toplumun her kesimine hitap eden çalışmalarını tanıttı. Havuzbaşı Kent Meydanı düzenlenen din hizmetleri tanıtım gününün ev sahipliğini yaptı. Böylece gençlerden engelli bireylere manevi destek hizmetlerinden bağımlılıkla mücadeleye kadar her alanda hizmet verildiğini gösterdi. Burada bir tanıtım standı oluşturduk. Her bir çadırımızda bu çalışmalarımızla ilgili verilerimizi de koyarak misafirlerimize, halkımıza, ziyaretçilerimize bu hizmetleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Gençlik merkezlerinde faaliyet olarak Kur'an-ı Kerim dersi, aynı zamanda temel dini bilgiler dersleri veriyoruz. Üniversitedeki gençlerimizle de her yurtta, üniversitedeki her yurdumuzda manevi danışmanlarımız var. Onlar aracılığıyla gençlerimize ulaşıyoruz. Gençlerle de çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Kitap dağıtımları, dergiler, farklı söyleşilerimiz onlarla da oluyor. Vatandaşın din alanındaki her ihtiyacını karşılayan ve toplumun her kesimine ulaşarak onları kucaklayan Erzurum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü de onlardan sadece biri. Görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, diğer engelli gruplarına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorulu cevaplı engelliler ilmihali. Bunlar da engelli kardeşlerimizin dinde ne gibi kolaylıkları var onlar anlatılmaktadır. Aile ve dini rehberlik hizmetiyle de ailenin önemine vurgu yapılıyor. Aile ve aile içindeki bireyleri tehdit eden problemlere dini açıdan çözüm aranıyor. Tabii genelde bize gelen problemler ailevi sorunlar olabiliyor. Biz de rehberlik etmek suretiyle nasıl çözüm üretebileceklerini alternatif bilgilerle ailen yapısına göre, durumuna göre bilgiler vermeye çalışıyoruz ve bu bağlamda da bayağı bir talebimiz var. Palandöken İlçe Müftülüğümüzde, Yakutiye İlçe Müftülüğümüzde ve İl Müftülüğümüzde büro olarak bulunmaktadır. Oraya yüz yüze danışanlarımız gelmekte. Üstelik daha büyük sorunlar için farklı mercilerle de iletişime geçilip yardımcı olma konusunda yönlendirme yapılıyor. İnşallah bundan sonraki hizmetlerimizde daha geniş kitlelere ulaşmayı ümit ediyoruz, gayret ediyoruz. Kurban Bağış için de ayrı bir stand açıldı. Peki vatandaş en çok neden yurt dışına kurban bağışını tercih ediyor? Bizim memleketimizin, Türkiye'mizin böyle İslam coğrafyası ortasında görünüyor olması ve elimizin insanlar tarafından her zaman bekleniyor olması en büyük sebebi bu. Düzenlenen tanıtımda vatandaşlara ilahi dinletisi de yapıldı. Fani mekanı ne güzel. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından her yıl ülke genelinde yapılan spor okulları ve engelsiz spor okulları açılış töreni Erzurum'da da gerçekleştirildi. Erzurum'da spor okulları ve engelsiz spor okulları açılış töreni yapıldı. Açılış törenine protokolün yanı sıra birçok sporcu, velisi ve vatandaşlar da katıldı. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Erzurum Halk Oyunları gösterisi yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk spor okulları hakkında açılış konuşması gerçekleştirdi. Erzurum ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu spor yatırımlarıyla beraber güçlü bir yapıya sahiptir. Ve sizlerin de kıymetli velilerimizin değerli destekleriyle kamu ve kuruluşlarla, yerel yönetimlerle, kulüplerimizle ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl hep beraber spor okullarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaz boyunca spor okulları ve engelsiz spor okullarında toplam 150 antrenör görev yapacak. 150 tane antrenörümüzle 42 branşta spor okullarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da deklare ettiği ve talimatlarıyla bu yıl hep beraber bu yaz hareketli geçecek diyerek çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Hedef 30 bin genci spor tesisiyle buluşturmak. 42 branşta yapılacak olan ve 150 antrenörümüzün görev yapacağı bütün kamu ve kuruluşlarla beraber yapılacak olan bu yaz okullarında hedefimiz yaklaşık 30 bin gencimizi bu yıl spor tesisleriyle buluşturup, spor branşlarıyla tanıştırıp hem ulusal alanda hem uluslararası alanda hem de obeziteyle ve hareketsiz yaşamla hareketli hale getirmek için bir çalışma içerisinde olup çocuklarımızın sporla ruh sağlığını, beden sağlığını ve boş zamanlarını geçirmesiyle ilgili yaz okullarımızda uzman antrenörlerimizin
eşliğinde bu çalışmaları devam ettireceğiz. Açılış konuşmasının ardından farklı spor branşları gösteriler düzenledi. Gösterilerin ardından çeşitli branşlarda gösterdikleri başarılar sonucu sporculara protokol tarafından belge verildi. Sporcu baba kızın haberi var sırada. Kızını da kendi gibi boksçu olarak yetiştiren eski milli sporcu Uğur Günay şimdi kızıyla birlikte Erzurum'daki Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda yarışıyor. Kızını kendi elleriyle müsabakalara hazırlıyor. Antrenör baba ve boksçu genç kızın ortak hedefi önce Türkiye, sonra Avrupa şampiyonu olmak. Uğur Günay eski milli boksör. Şimdilerde ise antrenörlük yapıyor. En önemli öğrencisi ise 14 yaşındaki kızı İrem. İrem küçükken boksa meraklıydı, istekliydi. İlk önce böyle yavaş yavaş salona götürerek oyunlarla başladık. Küçük küçük oyunlarla başladı İrem boksa. Yeteneği keşfedildikçe de kendisini geliştirdi. Türkiye Şampiyonası'na kadar 5 tane hazırlık maçı yaptık. Hazırlık maçlarımızın hepsini kazandık. Genç kız 9 yaşında başladığı boks sporunda şimdi Erzurum'daki Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda yarışıyor. Şampiyonada çeyrek finale yükseldi ve rakibini nakavt ederek müsabakayı tamamladı. Baba kızın bir sonraki hedefi ise Avrupa şampiyonu olmak. Hedefimiz, öncelikli hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonra da yine Türkiye'de olacak, Erzurum'da olacak. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Hedefimiz şu anlık Türkiye şampiyonluğu. Ondan sonra bir ay sonra Avrupa şampiyonluğumuz var. İnşallah onda da gidip altı madalyayı alacağız. Bundan 6 yıl önce büyük bir direnişe göğüs geren ve toprağı için şehadete yürüyen 251 Türk vatandaşı unutulmadı. 15 Temmuz şehitleri New York'un Times Meydanı'nda anıldı. Meydana 251 çift ayakkabı bırakıldı. 15 Temmuz şehitleri Times Meydanı'nda anıldı. Meydana 251 çift ayakkabı bırakıldı. Kimi tankın önüne yattı, kimi silahlı gruba etten demir ördü. Türk milleti 15 Temmuz darbe girişimine izin vermedi. Ancak o gün 251 vatandaşımız vatan uğruna can verdi. 6 yıl önce şehadete yürüyen Türk vatandaşları ABD'nin New York kentinde anıldı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyeleri 251 Türk vatandaşını hatırlatmak için dünyaca ünlü Times Meydanı'nda 251 ayakkabı sergiledi. Bilgilendirme bildirisinde bugün burada gördüğünüz ayakkabılar o gece hayatını kaybeden erkek, kadın, çocuk ve yaşlıların giydiği ayakkabıların simgesidir. O kader gecesinde Türkiye'de özgürlük ve demokrasiyi savunan yiğit ruhları anıyor, ailelerine başsağlığı ve dayanışma diliyoruz ifadeleri yer aldı. ABD'li vatandaşlara dağıtılan bildiride burada gördüğünüz ayakkabıların her bir çifti demokrasi uğruna son yürüyüşünü yapmış bir kahramanı temsil ediyor denildi. Bildirinin sonundaysa Türk halkının FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve yandaşları hakkında adaletin yerini bulması için ABD'den yardım istediği kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı kredi kartıyla da kurbanlık alınabileceğini açıkladı. Ancak kurbanın kabul olması için dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da ödemelerde faizli işleme düşmemek. Kurbanlık hayvanı nakit alabileceğiniz gibi kredi kartıyla da alabilirsiniz. Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu yaptı. Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşın merak ettiği soruları yanıtlıyor. Onlardan biri de kredi kartıyla kurban alınıp alınamayacağıydı. Yapılan açıklamaya göre kurban kesmekle yükümlü olanlar kurbanlık hayvanlarını nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim ya da vadeli olarak alabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kredi kartıyla ödeme yapacak kişilerin faizli işleme düşmemeleri gerekiyor. Diyanet, kurban hisselerine ilişkinde detayları paylaştı. Buna göre koyun ve keçinin sadece bir kişi adına,
deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceğini bildirdi. Halk arasında bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının doğru olmadığı, bir büyükbaş hayvana 7 kişinin ortak olabildiği gibi 6 kişinin de ortak olabileceği kaydedildi. "20.000 sözleşmeli öğretmen ataması için takvim belli oldu. Sevindiren haber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Öğretmen atamaları için gözler 1 Eylül'e çevrildi. Takvim açıklandı. 20.000 öğretmen ataması için geri sayım başladı. Tercihler 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Atama bekleyen öğretmenlere müjde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 20.000 sözleşmeli öğretmen atama takvimini duyurdu. Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibariyle takvimimizi ilan ettik. Başvurular bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun. 2021 KPSS puanıyla başvuru yapacak adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar 1 Ağustos'ta başlıyor, 13 Ağustos'ta son buluyor. Sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sözlü sınava itiraz edenlerin itirazları ise 17 ve 18 Ağustos'ta alınacak. Sonuçlar için gözler 1 Eylül tarihine çevrildi. Atama tercihleri de 27-31 Ağustos tarihleri arasında olacak. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını, emeklileri ve öğrencileri ilgilendiren torba yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde milyonları ilgilendiren yeni adımlar hayata geçirilecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı ve en düşük emekli aylığının artırılması, tüm bu başlıkları içinde barındıran torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milyonları ilgilendiren düzenlemeleri içeren torba yasa teklifini AK Parti son aşamaya getirdi. Yasayla birlikte yılbaşından itibaren polis, uzman erbaş, öğretmen, hemşire, avukat ve din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e yükseltilecek. Doktorlar ve veterinerlerle subay ve astsubayların ek göstergesi ise 4200'e çıkarılacak. Yeni düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşında da artışa gidilecek. Bu durumda 2500 lira olan emekli maaşı 3000 liraya çıkarılacak. Söz konusu olan zamlar Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak. Yasayla ayrıca öğrencilere de af getiriliyor. Düzenlemenin meclisten geçmesi durumunda lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınacak. ABD'li bilim insanları yaptıkları araştırmayla grip aşısının Alzheimer riskini %40 düşürdüğünü ortaya koydu. Bir araştırma da Avrupa Çevre Ajansı tarafından yapıldı. Araştırmaya göre kanser vakalarının %10'u hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Bilim insanları araştırdı, şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Grip aşısının Alzheimer riskini düşürdüğü kanıtlandı. ABD'de bilim insanları bir çalışma başlattı. Grip aşısı olanlar ve olmayanlar karşılaştırıldı. Bu kapsamda 935 bine aşkın 65 yaş üstü kişilerin verileri alındı. İnsanlardan alınan veriler uzmanlar tarafından 4 yıl boyunca takip edildi. Araştırma sonucunda grip aşısı olanların Alzheimer'a yakalanma riskinin %40 düşük olduğu tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada Alzheimer hastalığıyla mücadele eden 55 milyonu aşkın kişi var. Bir araştırma da Avrupa Çevre Ajansı tarafından yapıldı. Yapılan araştırma sonucu ders niteliğinde oldu. Bu durum bize çevreyi korumamızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa Çevre Ajansı kanserle çevresel etkileri inceleyen bir çalışma başlattı. Bu kapsamda kirlilik, duman ve diğer kimyasallar hakkındaki bilimsel kanıtlar incelendi. Yapılan araştırma sonucunda Avrupa'daki kanser vakalarının %10'unun hava kirliliğinden kaynaklandığı belirtildi. Tamir için gönderilen kanepede 110 bin lira değerinde altın çıktı. Altınları bulan işletme sahibi ufak bir şaşkınlıktan sonra altınları sahibine teslim etti. Tamir için kanepeyi söktü. İçinden servet değerinde altın çıktı.
İşletme sahibi 110 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti. Sercan Sevenk Niğde'de yaşıyor. Döşemecilik işiyle uğraşıyor. Sevenk eskiyen koltukları yeni haline getiriyor. Bir kişi koltuklarının yenilenmesi için iş yerinin yolunu tuttu. Sevenk de tamir için işe koyuldu. Evet, taşınmamızı. Sevenk koltuğu söktüğünde ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kutuya saklanmış servet değerinde altın buldu. İçinden çıkmış, oraya sıkıştırmışlar. Tamirin birikimiydi herhalde, karşılık birikimi. Sercan Sevenk elindeki işi bırakıp koltuk sahibiyle iletişime geçti. Altınları teslim alması gerektiğini söyledi. Bizim bağlık burada gözümüz yok. Bizimki en az kazanç. Sahibine hayırlı olsun. Diyesini alsın bir an önce. İş yeri sahibinin bu tutumu temiz insanlar hala varmış dedirtti. Sıcaklarla birlikte göçerler Muş'un serin yaylalarına akın etti. Yazı burada geçiren göçerler koyunlardan elde ettikleri sütle geçimlerini sağlıyorlar. Hayatımız dağlarda yani, hep yaylada geçiniyoruz. Güneydoğu'ya sıcaklar geldi, göçerlerde hareketlilik başladı. Koyunlarını alan aileler soluğu yaylalarda aldı. Serin yerlerde otlayan hayvanlarda süt sağma işlemi yoğunluk kazandı. Güneydoğu'ya yaz geldi. Sıcaklar etkisini gösterdi. Göçerler yazı serin yerlerde geçirmeyi tercih etti. Koyunlarıyla birlikte Mardin'den yola çıkan aileler çoğunlukla Muş'un serin yaylalarına yerleşti. Yaşam şartları nedeniyle tercih edilen yaylalar hayvancılık merkezi haline geldi. Koyunlar 3 ay boyunca buralarda otlatılıyor. Sürüler her gün tek tek sağılıyor. Göçerler elde edilen sütten peynir, tereyağı, yoğurt ve ayran hazırlıyor. Bir kısmını kendilerine ayırıyorlar, bir kısmını ise mandıralara satıyorlar. Bu yolculuk süresi zor olsa da göçerler kadınlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Biz erkekler burada biz sağıyoruz. Kadınlara yardım ediyoruz. Kadınları yormamak için biz sağıyoruz. Biz kadınlara çok kıymet veriyoruz ve saygıları çok veriyoruz. Onun için erkekler sağıyor. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.